Evet değerli izleyenler, Sahici Sohbetler ikinci programıyla Kanal T ekranlarında. Niçin bununla açtım? Hayat felsefem bir kitap başlığında bu kadar mı güzel özetlenir? Kalbinde iyilik biriktirenin yolu hep açıktır. Evet, bununla açmak istedim. Bazı insanlar vardır, avuçlarınızla alkışlarsınız yetmez. Yüreğiniz de alkışlar. İşte tam da bugün ben hem avuçlarımla, hem yüreğimle, hem beynimle alkışladığım bir konuğu ağırlamanın keyfini yaşayacağım. Konuğum yazar Ferhat Atik. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Benim için de çok güzel oldu gelmek. Gerçi güzel cümleler duymak mutlu ediyor. Bir taraftan da utandırıyor. O yüzden zor başladım şu anda ben. Öyle mi? Şimdi hem izleyicilerimiz bilir, hem beni yakın tanıyanlar bilir. Ben iyi şeyler söylemek için karşımdakinin ölmesini bekleyenlerden değilim. Ve hep çağrım budur. Biz Türk milleti övgüde cimri, yergide pek cömertiz. Yani senin gibi bu kadar değerli imzalar atmış bir arkadaşımı, siz desem şimdi sahici olmayacak, adı Sahici Sohbetler, ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Bunları hep konuşacağız. Ama ben arkadaşımın bilmediğim hayatına zamanda bir yolculuk yapmak istiyorum. Hazır mıyız? Tabii ki. Hep ilk sorum şey olur. İlk aklına gelen çocukluk anındaki karedeki figür. Evet, babamın iş yerindeyim ve babam plak, kaset, o zamanlarla dek benzeri şeyler satıyor. Ve kasetlere kayıt alıyoruz. Hani karışık kaset dönemi. 70'lerin ortası. Ve kasetlerin paketlerini açmayı öğretiyor bana. En eski hatırladığım hatıram, 3,5-4 yaşındayım. Kaset paketini açmayı öğreniyorum babamdan. Önemlidir çünkü o tütün ürünü paketi gibi değildir. Öyle açarsanız aşağıya doğru sıyıramazsınız. O yüzden son anda biraz aşağıya kıvırıp çekmek gerekir. Bunu öğreniyorum babamdan. En eski hatıram olarak, kendime de sordum bunu daha önce. Çok enteresan. En eski hatıra olarak bunu hatırlıyorum. Ama mesela dükkanın kokusunu bile şu anda bile hatırlayabiliyorum. Kokunun da bir hafızası var ya. Koku en büyük hafızası var. Hafızası var. Mesela o dükkanın varlığını, plakların nasıl sıralandığını, babam düzene çok meraklı bir insandı, hala öyle. Dolayısıyla her şey çok güzel intizam içerisinde. Ben öyle değilim. Sıralanmış. Sonra içerisinde ne kokusu? Nasıl bir koku vardı o dükkanda? Birincisi tabii bu kaset ve plak dediğimiz materyalin kokusu. Şimdi bile kokladığımızda eski kağıt kokusu gibi aslında, ama o gün için yeni, fakat yine eski kağıt kokusu. Yani şimdi baktığımız zaman öyle. Tabii ben o dükkana çocukken annemle giderdim. Annem babamın bu tertipliliğine çok sabır gösteren, çok titiz bir kadındı. Hala öyle. Bir dakika, sabır gösteriyor hem kendisi de titiz. Kendisi de çok titiz ama yani babamınki fazla. O yüzden o sabrı gösterebilen biri. Bu yüzden çok iyi uyum içerisindeler hala, çok şükür. Ama o dükkanın varlığı, mesela ben asma altındaydı ve ben kendime, ben Arabahmet'te doğdum. Ama asma altı çocuğu diyebilirim kendime. Asma altı insanının, herhalde asma altılı olanlar şunu bilir. Küfrün bini bin paradır asma altında. Çok tatlı küfürler edilir. Herkes çok şakacıdır, birbirine çok sataşır. Ve dükkan arkadaşlığı, esnaf dostluğu çok güçlü bir dönemdir. 70'ler, hatta 80'ler. Bu hatırladığın yaş kaç oluyor? Benim hatırladığım, ben 1971 doğumluyum. 75-76 yılı 75-76 gibi. 75-76 yılları. 5 yaşında falanım. Çünkü artık o yaşlarda ben babamla birlikte de gitmeye başlıyorum dükkana. Bizim ailede şöyle bir kural vardı. Bir şey arzu ettim, mesela bisiklet mi istiyorum, herhangi bir şey mi istiyorum, hemen alınırdı. Zaman kaybetmeyeyim diye. Bineyim, kullanayım, ama onun karşılığı çalışarak ödenirdi. Yani mesela ben şimdi bisiklet aldıysam Şubat tatilinde babamın yanında çalışmam gerekirdi. Ay, müthiş. Ve gider orada çalışırdım. Yaz tatilinin başında bir şey alınması gerekiyorsa hemen babam alırdı, annem alırdı. Ama sonra bunun karşılığını vermek için ben onlara çalışırdım. Sevgili Ferhat, ne öğrettiler sana, bakar mısın?
Zamanı geciktirme, hak et. Hayatım boyunca zaman yönetimini öğrendiğim ender anlardan biri olduğunu çok düşünüyorum. Çok kıymetli bir şey bu ya. Çünkü şimdi de mesela bir şey değineceğiz. Özelde çok konuştuk çünkü bunu. Tabii. Bir proje yaparken dinlenme sürecin başka bir şey yapmaktan geçiyor. Bırakmak ve oturmaktan değil. Yani Tabii. mesela aynı anda birkaç kitap yazıp, birkaç Tabii. belgesel çekip, birkaç montajda bulunup vesaire vesaire. Tabii. Dolayısıyla bu zaman kavramını hayatımda öğreten bazı böyle mihenk noktaları hep olmuştur hayatımda. Kendi takvimimde ürettiklerime baktığım zaman öğrenebildiğimi düşünüyorum. Yani az çok öğrenmişim zamanı yönetmeyi ki yani bu yoğunluk içerisinde çünkü Ama hayat kendi yani hızlı oluyor. hemen 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 ama hak et. Tabii. Yani çok kıymetli bir çocukluk öğretisiyle başladık. Aynen Şimdi öyle. asma altı çocukları küfürbaz, biraz esnafın sohbeti keyifli. Sen orada nasıl bir çocuksun? Küçük, sıska, kepçe kulaklı. Şimdi o halimden biraz daha büyük hala kepçe kulaklı ama daha şişmanım sadece. Dolayısıyla saçlar bizim çocukluk boyunca Beatles'ın saçları gibi kesilmiş kepçe kulaklar görünmesin diye. Ama kulaklar inat ediyor yani bu görüntüyü aşmak için aradan görünüyorlar zaman zaman. Bir şey sorayım. Şöyle bir tip. Şimdi kepçe kulak deyince hemen aklıma şey geldi. Çocuklar çok acımasızdır. Mesela kepçe kulak dediler mi sana? Çok kepçe kulaklı vardı. O yüzden çoğunluk bizdeydi. Yani ben hatırlıyorum çocuklar arkadaşlarım ki hala arkadaşımdır birçoğu. Bu ülkenin en sevdiğim yanıdır bu. Hepimiz kepçe kulaklıydık. Hatta kulaklar hep böyle doğdu da kafalar büyüyünce orantılandı gibi bir his var içimde. O zaman orada böyle çocukluktan kalan bir kompleks yok. Herkes kepçe kulaklıymış. Çok. Yılı da sordum tabii. 45'likler, long play'ler, tabii. Kasetler. Değerli izleyenler, Ferhat benden tabii daha sonra geliyor. Biz kalemle kaset saran kuşağız. Aynen öyle. Böyle çıkardı tabii. Şeyler, kurşun kalemi kesinlikle takar, çevirirdik. Yani tabii. Onların hazzı. Ucuna jelatin yapıştırıp tekrar üzerine kayıt alırdık. Tabii bir de şarkı sözlerini öğrenmek için kaset takılırdı yabancı şarkı sözlerinde. Ben mesela Mefküre kulakları çınlasın, başa sarılır yazılır. Başa sarılır kesinlikle. Yazılır. Yani o long play'ler, o 45'likler Allah'ım ne evet. Güzel bir dükkana doğmuşsun aynı sen. Aynı anda rekordla play tuşuna basmak. Basmak. Sesi kaydetmek için. Bunu şimdi teknik olarak anlatmak mümkün değil. Hele şimdinin çocuklarına. Bir şey dönüyor da üzerine bir kafa yazıyor da anlatması bile artık çok güçtür ama altın gibi zamanlar olduğunu düşünebilirim. Herhalde biz de biraz yaş aldık diye çocukluğumuzun saf dönemi tatlı geliyor. Ama biraz da hani yeni türkü şarkısı gibi ya, biz büyüdük ve kirlendi dünya. Biraz da o tarafı var işin ister istemez. Şimdi hayata değer katan çok güzel bir dükkanla sohbet açtım bana. Yani inanılmaz keyif aldım. Şimdi eve dönelim. Eve dönelim. Evde nasılız? Evde nasılız? Babam çoğunlukla iş yerinde. Annemden ara ara fırça ve dayak yiyen çok azgın bir erkek çocuğu. Çok azgınsın. Çok azgın. Çok hareketli bir erkek çocuğu. Hem sıska hem kepçe kulaklı hem azgın. Hem kepçe kulaklı hem çok azgın bir çocuk. Hatta yıllar sonra bazı yerlerde çocukluk komşularımızla karşılaşıyorum. Tabii evet. Ben büyüdüm, onlar beni ve onları tanıyorlar. Evet. İşte gidip sesleniyorum, işte abi abla nasılsınız, ne var ne yok. Aman Ferhat ne güzel seni gördük falan. Hay ne çektik senden be diye devam ediyorlar. Birkaç anı anlatırım size. Yani en basiti küçük bizim bir dönemler içine saçma dediğimiz ama yenebilen şekerler doldurduğumuz tabancalarımız vardı. Lastikle geliyor çekerdik. Çatpat çekerdik mı diyorduk onu? Gibi bir şeydi. Evet. Onu örneğin esnafın dükkanlarının arka pencerelerinden sıkmak en büyük keyiflerimizdendi. Patır 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 içerisi döner. Esnaf bizi 3-4 tür kovalar. Biz daha diyaframımız güçlü olduğu için daha hızlı koşuyoruz falan. Yakalayamazlar. Biz derken mahalle ekip, çetesi tabii gibi tabii bir şeysiniz siz. Bütün mahalle, mahalledeki bütün arkadaşlar hep böyle. Ya işte okuldan eve gelip ablam olmasa hiç okul bitiremeyecek bir adamdım. Yani ablam çok çalışkan bir kızdı ve beni de hep çok çalıştırırdı. Dolayısıyla çok özen gösterirdi benim derslerime ve iyi bir şekilde okullarımı bitirdim. Yoksa kapının önüne muhtemelen çalmadan çantayı bırakıp sokağa kaçan bir çocuktum. Ki o zaman sokak diye harika bir dünya vardı. Düşünün ben 7 yaşından itibaren Yenişehir'e taşınmıştık Arabahmet'ten. Bugünkü Deniz Plaza'nın önündeki ana caddeye cumartesi sabahları taştan kale yapıp futbol oynayabiliyorduk.
Ama ne güzel, ama ne güzel. Bugün karşıdan karşıya dikkatli geçmek gereken bir yol mesela. Ne güzel. Şimdi Ferhat, ben hep konuk konuştururum da öyle bir anı çağırdın ki bana. Bu programları Ankara'dan annem, babam, kardeşim de izliyorlar. Ha, harika. Şimdi ben 9.30 alınca annem niye 10 almadın diye bana sitem ederdi. Kardeşimin notları 11 ders, 10 tane 1, beden eğitimi 10. Sportifmiş. Ve yaramazlığı efsane oldu. Senin gibi onu sonradan görenler, sen o musun, nasılsın? Yani Hasan'ın yaramazlıkları ile ilgili kitap yazılırdı. Hasan gibi birini ağırlıyorum. Ama sen ablan ders çalıştırınca dinliyordun herhalde. Yani bunu ona da sormak lazım. Ay ben Hasan'a ders çalıştırmaya çalıştım. Buradan bir tane kaş çıkmış derdi bana mesela. Peki abla olgun. Evet. Bir anne, sakin. O, çok okuyan. Çok okuyan. Çok şiir yazan. Şiiri çok seven, ilginç. Şeyleri sürekli araştıran, iyi çalışan, hep yüksek sorumluluk sahibi. Hı hı. Yani ne verirsen çok el becerileri olan birisi. Bense işte kepçe kulaklı, sıska, koca kafalı birisi. Bir yani. De yaramaz. Ne kadar sürdü bu süre? Bu süre bayağı sürdü. Yani ta liselere gelinceye kadar ben, ya da hatta üniversitede de ben öyle. Çünkü şeyim, yani belki hala daha öyle. Bulunduğum ortamda genellikle orayı neşelendiren bir tip. O görev bendeymiş gibidir yani. Çok şaka yapan, çok espri yapan. O harika falan. Bir şey. O kısmında demiyorum. Deli fişek hallerini soruyorum. Deli fişek hallerini ne bileyim, o da şimdi etrafa sormak lazım. Ama şey var yani, çok ciddi bir toplantıya turuncu çoraplarla giderim. Yani. Çok umursamam. Ya da yani burada sıkılırsam ellerimi cebime koyup kalkar yürürüm. Yani o diplomatik şeylere çok tahammül edemiyorum. Evet. O sınırlar içerisinde çok olamıyorum. Çok zor bir askerlik geçirdim bu yüzden. Dur daha askerliğe gelmeyeceğiz. Askerliğe gelmeyeceğiz. Merak ettiklerim var. Annemden çok dayak yedim dedin. Yani şeyden bahsediyorum. Eminim kıyamamıştır ben. Da. Tabii yani böyle. Öyle bahsettiğimiz öyle şiddet içeren bir dayak değil. Artık taktırdığım için hak ettiğim şaplaktan bahsediyorum. Yani şu anda anneciğim bizi izleyip o günlere geri gidiyordur. Hani evet. O dayağın altını açmayı özellikle istedim. Söyle, sorsan zaten hiç dövmedim diyor. Şefkatli dayaktır efendim. O şefkatli şeydi dayaktır. Şeydi o. İnce ayar. Annelerin işte hani vardır ya, karikatürleri olur. Terlikler. Terlik. Köşeyi bile döner ve size isabet eder. Böyle şeydir o, güdümlü terliktir onlar. Ondan bahsediyorum bahsederken. Yani artık çaresizlik içerisinde bir kadın düşünün. Yedi mahalleyi şey yapan, rahatsız eden bir çocuk afacanlığı. Artık bir kulak çekelim. Ama zaten doğasında var bu. Çekmeli de bir şey olmayacaktı. O yüzden rahat yani. Doğal kepçelerimizle. Bizim o zamanlarda. Yakışıyor ama. Bizim o zamanlarda öğretmenlerimiz de döverdi. Yani enseye bir tokat yerdik, kulağımızı bir çekerdi, bir kızardı falan. İyi bir şey mi? Asla iyi bir şey değil. Kesin değil. Ancak sürecin önemi böyle. Ben kendi çocuğuma bir gün hay kıracağım bir tarafını sadece sözle söylediğimde annem bana öyle bir kızdı ki sakın ha dedi. Orada çözdüm bazı şeyleri. Yani herkes kendi dönemi içerisinde yargılanmalı. Uh-huh. Ve yargılayamayız işte. Şimdi o gün işte kulağımı çeken öğretmeni ben bugün ne kızabilirim ne yargılayabilirim. Dönemin şartları, dönemin kültürü, dönemin eğitimi, ama bugün aynı şeyi yapsa neler yaparız? Kıyametin büyüğü kopar. Çünkü o bugünün şartları. Tabii. Dolayısıyla tüm bunları yadırgamak için konuşmuyoruz tabii. Hayatımda bana bıraktığı tatlı izler nedeniyle konuşuyoruz. Şimdi bunları niye konuşuyoruz? Niye sahici sohbetler diyoruz? Çünkü ben hayatın ve insanın kendisiyle çok ilgili bir insanım. Evet. Yani bu programları biraz da kendim için çok dürüst söyleyeyim. Biraz da kendim için yapıyorum. Çünkü ben bunları konuşmaktan keyif alıyorum. Evet. İlkokulda... Hadi bir şey geliyor. Her şeyi yani andımız olacaksa çıkıp okurdum. Hı. İşte şiir okunacaksa ben okurdum. Hı. Kompozisyon yazılacaksa bilmem ne yapılacaksa ben yapardım. 21 Aralık ki haftasına da geliyoruz. Hı. Buralardadır. Hı. Aralık ayı içerisindeyiz. Öğretmen bizden şiir istedi. Hiç kimse getirmedi. Şehitler üzerine. Bir tek ben getirdim. Hı. Tek başıma. Zaten şiir geldi mi deyince bütün sınıf dönüp bana baktı. Meraklıyım bu işlere. Hı.
Oku dedi. Çıkardım, okumaya başladım. Bir tokat yedim. Ne oldu ya? Hiç kimse şiir getirmedi. Biz şiir getirdik, tokat yedik. Çok moralim bozuldu. Sonra tekrar oku oğlum dedi. Başladım ben. Kore şehitlerini. Ha, orada düştü benim Jekom. Yanlış şiir getirmişim. Ya. Kore şehitleri için getirmişim. Adam haklı. Bir kişi getirmiş, o da fos çıkmış. Nasıl bir azmettiysem bir saat içerisinde şiir yazdım ve çıkıp okudum kendi kendime. Sen yazdın. Ben yazdım. Çıkıp kendi şiirimi kendim okudum. Bir parça hatırlamıyor musun? Hiç aklımda değil. Belki öğretmenler hatırlar. Çok hazin bir şiir olmuş. Sonradan duydum yani. Ama azmettirdi bana öğretmenim ve çıkıp bir tane şiir yazdım. Hollywood'da bir laf var. Eskimiş, trajedi komedidir derler. Tam böyle bir şey. O gün böyle gülemiyordum öyle tabii ama şimdi mesela canım, o günün mizansenine baktığımda bana harika bir hatıra gibi geliyor bu mesela şu anda. Çok eğlenceli bir hatıra geliyor. Çok gülümsüyorum mesela o gün yaşadığıma. Yani şu an gülüyorsun ama orada da nasıl yine bir aynı babanın hak et der gibi yani inada mıymış iş galiba? Çok, çok sağlam bir şey ya yani ödül beklerken. Tabii yani kendi kendime onu sorguladığımı hatırlıyorum. Ya kimse getirmedi. Sorgulayınca hemen hak etmek lazım. Sonra şiiri okuyunca ikinci okumamda fark ettim ki evet yani keşke getirmeseymişim. yazarlığının nüvesinin ilk dönemleri herhalde. Yani aslında klasik olmasın ama yazmayı öğrendiğimden beri bir şeyler yapıyorum kendi kendime. Hı hı. Yani mesela bütün aile efradı bilir ki çocukluk dönemimde şimdiki teknolojik yapılar yoktu ve ben tüm dergileri okur ve her dergideki her adrese mektup yazar ve onlardan eşantiyonlar toplar, inceler, tekrar cevap yazardım. Binlerce mektup yazmışımdır hayatım boyunca. Binlerce ve belki de 10.000. Üniversiteye gittim babama, ablama, anneme ya da Kıbrıs'taki arkadaşlarıma yüzlerce mektup yazdım. Hmm. Yani mektup hayatımın çok önemli bir bölümünü oluşturdu. Yani binlerceden bahsedince. Sonra bir edebiyat almanağı hazırlandı Kıbrıs'ta. Sevgili İsmail Bozkurt, Oğuz Karakartal. Çok saygılarımızı gönderelim çok değerli buradan. İnsanlar evet, çok, çok. Beni de Emin isminde çok değerli bir edebiyatçı, doçent arkadaşım inceledi. Hı. Bir hocamız inceledi. Ve hatırı sayılır da bir bölüm ayırdılar bana sağ olsunlar. Bütün kitaplarımı ve bütün yazdıklarımı inceledi doçent dostumuz. Bilimsel bir şekilde inceledi. Ve sayfalarca, onlarca sayfa bir şey hazırladı benimle ilgili. Bir bölüm hazırladı o kitaplar içerisinde, o almanakta. Fark etmiş ki, ben o gün fark ettim. Tüm eserlerimin içerisinde mektup mutlaka var. Ben farkında değilim. Sonradan düşündüğümde fark ediyorum ki hayatımda binlerce mektup yazmışım meğer. Nasıl olmasın mektup nasıl olmasın o zaman? Nasıl olmasın hikayelerimde, romanlarımda yani mektup? Yani nasıl ondan olmasın? Ona demek ki bir kendi içimde bir geçiş yapmışım ondan ona diye düşündüm daha sonra. Çünkü zaman zaman Allah iyiliğini versin çok şey öğrendiğim için söylüyorum özellikle Vamık Volkan aracılığıyla da kendi yaptıklarımı, daha önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı hemen bir sorguya alıp kendi kendime bir sorguluyorum. Bu böyle ama neden böyle diye. Yaptım ama sor bakalım niye yaptım bunu. <oldum. gülüyor> Ama çok kıymetli bir şey ya. On binlerce mektup ya sonra her yazdığında mektup olsun. Mektup ve bu araştırıldıktan sonra bulunsun. Yani evet. Bayağı analiz edilen bir yazarsın tabii. Sen şu anda. Çok kıymetli bir şey. Eserlerin analiz geçti ve hepsinde mektup tabii. Var. Çok kıymetli bir şey. Peki, üniversite hayatına kadar hep böyleydim dedim. Fark yaratma kısmını ayrı tutuyorum. Mekana enerji yayma kısmını ayrı tutuyorum. Bunlar insanın kişilik özelliği değişmez. 1000 yaşına gelsen de öyle bir yaş yok ama o aynıdır. Ne zaman biraz daha duruldun ve o haşarılıklar gitti? Ya önümüzdeki yıllarda diye düşünüyorum. Yapma. Şimdi gidip tane ya bir çocuğun yaramazlığıyla seninkini bir tutamam şimdi şu anda. Elbette ama şöyle yani
konuşacağız, konuşmuştuk diye düşünüyorum. Sufi Akademi'de Sufizm, tasavvuf dersi veriyorum ve dersin bir kısmında beni dinleyen öğrencileri kahkahalarla güldürüyorum aynı zamanda. Evet. Yani evet, bakın İslam'la ilgili bir ders anlatıyorum bir tarafta. Yani Sufizm'in temelleriyle ilgili ve İslam felsefesiyle, İslam hukukuyla ilgili şeyler konuşuyoruz. Ama bunun içerisinden de bir şaka çıkarıp insanların yüzünün gülmesini sağlamaya çalışıyorum. Bu çok güzel bir özellik. Aslında biraz şey gibi hissediyorum bunu. Yani elde olmayan bir afacanlık gibi. Yani somurtup oturamıyorum bir yerde. Çok fazla bir şeyler kızamıyorum. Aman canım yani. Hep böyle yaramaz kal Allah aşkına. İşte o yüzden ilerleyen yıllarda ya belki. Hayır bu hiç değişmesin. Hep böyle kal. Eğitim hayatı. Eğitim hayatı esas eğitim almam gereken zamanlarda İTKK. Evet. Yaşım büyüdükten sonra sular seller gibi öyle diyeyim. Evet. Yani işte doktora seviyesinde eğitimlere geldim ama örneğin ilk üniversitemde ya da sonrakinde ya da işte yüksek lisanslarımda birkaç tane yaptım. Üniversite sonrasındaki bütün eğitimlerimde çok yüksek dereceler ama ilkokul, ortaokul, lise ya da üniversite çağında ya işte gerektiği kadar okuyayım gibi bir şey. Yani ben çalışırken ablam buna çok kızardı. Tamam artık yeter derdim ben mesela. Kıyamet kopsa başka bir şey okumam. Niye? 60-65'i deviriyoruz. Tamam bu. Ya bana göre tamam bu dengeli. İşte bir üstünde biraz altında alma gibi. Onu sosyal bir şeylere ayırmayı hep tercih etmişimdir. Şimdi yani oğlum beni dinliyorsa herhalde annesi televizyonu kapatması gerekir ama çocukların sadece ve sadece mutlu olmayı öğrenmeleri gerektiğine inanıyorum. Allah'ım ne kadar güzel şeyler. Onun dışında bildiğimiz her şeyi er ya da geç öğrenecekler. Hayat onlara öğretiyor. Kendisini önde de anlattığım oğlumun bir örneğim var. Örneğim kucağıma aldığımda oğlumu, ona baktığımda ilk hissettiğim şey şuydu. İlk doğum anı mı bu? Doğduktan sonra evet. Hatta anneden önce bizim kucağımıza geldi çocuk. Tabii ki sezeryan işte, değil mi doğum? Boynu falan evet. Boynu öyle. Şurasını böyle tut. Aha şuraya daya diye öyle robot gibi birbirimize bakıyoruz. Daha doğrusu ben ona. İçimden geçen ilk duygu şu oldu. Böyle bir dünyada tüm öğrendiklerimi düşündüğümde bu küçücük bebek nasıl büyüyecek? Nasıl tüm bunları öğrenecek? Bir kaygı doldu içim. Bir endişeye kapıldım. Yani nasıl olabilir de olacak? Oğlum 7,5 yaşında. Maşallah. Allah sağlık versin. Hepimizinkine inşallah. Bana teknik bir şeylerde hiç bilmediğim şeyler öğretiyor. Çok şey öğretiyorlar. Bir şey söylüyor. Ben denememiştim onu. İlk defa öğreniyorum. Yani o günü düşünüyorum hep. Ya nasıl öğrenecek diyorum. Hayat öğretiyor. Hı-hı. Okul öğretiyor, aile öğretiyor, arkadaş öğretiyor, iyi de öğretiyor, kötüyü de öğretiyor. Ama hiç kimse size mutlu olmayı öğretmiyor. Bunu öğreten hiçbir ders yoktur, hiçbir hoca yoktur, hiçbir okul yoktur. O yüzden bence birinci kolluk gücü, en koruyucu kolluk gücü olan ailenin çocuklarına mutluluğu, mutlu olmayı öğretmeleri gerekiyor. Sihirli şeylerde değil bunlar, sihirli bilgilerde değil. Bu yüzden bütün derdim o. Yani o, ben kendim için bunu yaptım. Yani hem çocuklukta mutlu bir ailede geçirdim. Çok şükür Allah'ıma. Mutlu bir çocukluk çok yaşadım. Hem de tabii mutlu çocukluk ne demektir? Sorunsuz, sıkıntısız bir çocukluk demek değil. İmkanı yok. Tüm bunların hayatın parçası olduğunu kabul edebilen bir çocukluk. Ve onlara kafayı takıp da orada kalmayan bir çocukluk. Yürüyüp ilerleyebilen bir çocukluk. Bu yüzden o döneme baktığımda ben mutluyum diyorum. Ferhat, o mutlu çocukluk derken dede ve nine figürü var mı? Tabii şöyle, annemin babasını pek kendisi de tanımamış. Çok küçük yaşta kaybetmişiz. Annemin annesi beni görmüş, ben onu hatırlamayacak kadar küçükmüşüm. Babamın babası ve babamın annesiyle büyüdüm. Her ikisiyle de çokça zaman geçirdim. Önce dedemi kaybettik, sonra babaannemi kaybettik. Çok yani babaannem benim gibi afacan bir kadındı. Yani 90'ında bile komik bir kadındı. Dedem çok sakin bir insandı. Yani çok çok sakin ve hayatı boyunca bir tek kalbi kırmamış bir insan. Çok aman, çok çok ilginç kalbe sahip biriydi. Bak şimdi senin şeyler bir çıkıyor. Sufizm dedin, dededen geldi, mutluluk dedin, evet. Nineden geldi. Ve yani dedem mesela ölümünden son herhalde bir yıl kadar, 1,5 yıl kadar Alzheimer'den bazı şeyleri unutmaya başlamıştı. Ancak evin park yerine arabam girdiğinde beni hatırlayıp hemen kapıyı açardı. Ya çok güzel bir tatlı bağımız vardı.
Sen mutlaka bilirsin, Alzheimer hastaları en çok sevdiklerini en son unuturlarmış. Ona yakın demek. Demek ki evet, en çok sevdiğine yakın benmişim. Evet. Annem en çok en son unuttu ama yani gelinini en son unuttu. Ama aa, ben de ona yakınım yani. Evet. Aa, gelinini en son tabii, unuttu. Tabii tabii. Yani artık kendi evlatlarından farklı değildi. Annem çok iyi, güzel, çok iyi bir hayat yaşadı ikisiyle de. O yüzden en son annemi unuttu. Yani ona yakınlardandım ben. Sıralamaya giriyorum. Tamamdır. Ay çok güzel. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz de bir şeye çok takıldım, onu öğrenmem lazım. Titiz anne, annenin bir ötesi takıntılı diyebileceğimiz kadar düzen abidesi bir baba. Yani takıntılı derse kendisi kabul etmez. Düzenli baba. Özür dilerim efendim, izliyorsunuz şu anda biliyorum ama ben de böyle bir ailenin çocuğuyum. Ama mesela bu tertip ve düzeniyle de nam salmıştır. Yani bütün arkadaşlar çocukluktan beri sorsanız babamı, evet, ne kadar düzgün giyinen, ne kadar düzgün davranan ya da ne kadar düzgün masası, ofisi vesairesi olan biriydi der. Ben başka şey soracağım. Nasıl toparladın mı meseleyi? Ya ben gaf yaptım. Estağfurullah. Oğlunuz toparladı. Toparladım ben. Ama ben de benzer ebeveynlerin çocukları olarak seninle aynı özellikleri taşıyorum. Biraz reaksiyoner olarak çok fazla düzene, kontrole tepki oluyor çocuklarda. Hani sende bu oldu mu? Kesinlikle oldu. Peki ablanda? Tabii. Ablam bozdu ikimizi de. O bunu fark edince ikimizin de o standart düzeninin dışına çıkartmaya başladı her ikimizi de. Aha. Düzeldik. Bozulmak suretiyle düzeldik biz. Harika. Ablanla ilişkilerin nasıl? Çok iyi. Yani herhalde küçükken onun çok canı yakmışımdır. Aha. Ama yani çok şükür harika bir ablam var. Ah, Allah sağlık versin. Şimdi küçücük bir araya gidiyoruz. Sonra Ferhat Atik'in hayatındaki yolculuk devam ediyor. Kısacık, minnacık bir aramız var. Sakın bir yere ayrılmayın efendim. Efendim, ekranları karşısına yeni geçenler için Sahici Sohbetler'in konuğu bu hafta yazar Ferhat Atik. Ve de çekim yaptığımız gün o kadar güzel bir haber aldık ki Göç Belgeseli 16. ödülünü almış. Ben programı açarken söyledim, benim avuçlarım yetmiyor alkışlamaya, yüreğimle de alkışlıyorum. Gerçekten alkışlıyorum. Şimdi burada bolca bunları konuşmak istiyorum. Ama böyle senin gibi yaramaz bir çocuk nasıl bir hayat arkadaşı buldu kendine? Kontrast. Birçok konuda tam zıttız. Çok iyi bir şeydir bu. Harikadır. Çok iyi bir şeydir. Çünkü görmediğinizi gösterir. Hı hı. Gördüğünüzün doğrusunu yanlışını bulur. Hı hı. Gözlem kabiliyeti çok yüksek bir kişiyle evliyim. Hı. İsmi Sezi ve ismi gibidir. Sezi. Sezi. Sezgileri çok güçlü bir karakteri var. İsimle kodlanmış. Kontrast muhteşem bir şeydir. Yani kesinlikle hakikaten katılırım. İnsanın hayatında ötekiyle ilgili sizi çok iyi eğitir. Ve biraz da şey var, kendiniz gibi birini çok çekemezsiniz. Çok sıkıcı. Yani beni çekemezdim zaten. Çok sıkıcı. O yüzden o tam öyle biri. O yüzden bu çok önemli, çok değerli bir şey benim için. Şey inancım var benim, katılır mısın? Aşkta zıt kutuplar, arkadaşlıkta da aynı olanlar birbirini çekiyor diyorum. Çok doğrudur. Doğrudur. Güzel bir bakış açısı. Yani, hoş bir şey tabii. Çünkü aşkta aynılık kadar sıkıcı bir şey olamaz. Kesinlikle. Zaten şey de biraz çözülmelerin sebebi de bu değil mi? Yani özellikle de erkek egemen bir toplumda erkek kadını kendisine giderek benzetir. Evet. Sonra kendisine benzediği için de beğenmez. Benzediği için de sıkılır. Sıkılır gider. Sıkılır. Yani o bu çok şey. Yani tabii. O dönüştürme ve değiştirme meselesi. Ki bahsetmiştik biraz sufizm meselesinde %100 ısrarla reddettiğimiz bir meseledir bu, başkasını değiştirmeyi. Ne diyor Mevlana? Önceden akıllıydım,
değiştirmeye çalıştım. Şimdi bilgeyim, ben değiştim diyor. Değil mi hocam? Bütün mesele bu. Çocuğu çok azıcık sorup artık senin şeye geçeceğim. Adı Sezi olan, sezgileri güçlü bir anne. Hala afacan ve sürekli üreten bir baba. Çocuk nasıl zenginlik içinde büyüyor ve ondaki yansımaları ne görüyorsun? Ne görüyorum? Tabii ciddi bir kelime haznesi görüyorum. Yani şimdi bu soruyu alınca düşünerek düşünmeye başladım. Ciddi bir kelime haznesi görüyorum. Güçlü bir hayal gücü görüyorum şu anda. Herhalde bu bütün ailenin çaprazından hafif gamsız bir çocuk görüyorum. Buna zaman zaman kızsak da daha bir şey olsun. Çoğu zaman çok memnunum. Yani bu şey gibi, endişeyle kaygı arasındaki fark gibi. Kaygı bir hastalık ve çözülmesi gerekir ama endişe bizi hayata karşı tetikte tutan bir mekanizma. Şimdi hava karlı, yerler buzlu ve kolsuz gidecek halin yok. Arabayla dışarıya çıkacaksınız. Endişe kaza yapmamanız için sizi tetikte tutarak yola çıkarır. Kaygı evde oturtur. O yüzden ben insanların endişeli olmasını severim ne ama çocuğum için de ama kaygılı olmasını, yani böyle çok da her şeye gam yapan biri olmasını istemem. O yüzden o gamsızlığı bir yanımla böyle bıyık altı beni mutlu ediyor o tarafı. Bunun dışında giderek diyaloğu gelişiyor. Yani o klasik çocuk utangaçlığı attıktan sonra. Eşim, ben biraz daha mücadelede her zaman negatif tarafta, yani negatif derken çekimsel tarafta durmayı seven biriyim. Yani bir mücadele neyle? Bir hak arayışı mücadele varsa ben o hakkı devretmeyi tercih eden biriyim daima. Yani ben karşımdakinin haklı olduğuyla başlarım konuşmaya. Yani onun haklı olduğunu görerek hareket etmeye çalışırım. Ama bunun tersine çok ihtiyacımız var bazen. Tam ikisinin ortasını almak üzere şimdi oğlum. Denge. Bu iyi bir şeydir ama tabii şeyle, aileyle bitmiyor bu iş. Yani şimdi biz çocuğumuzu evde bir sinek yakalasak onu kibarca yaşama salmayı öğretiyoruz. Ama sınıfından başka arkadaşının babasıyla işte ölü tavşanlarla fotoğrafını görüyoruz sosyal medyada. Bizim çocuğumuzun sosyal medyada resmi görünemez. Ölü tavşanlarla omzunda silahla 8 yaşında çocuk fotoğrafı görüyoruz. Bununla başa çıkmak söz konusu değil. O yüzden sadece bizimle kalmıyor çocuklar. Dışarıda başka etkiler alıyor. Hoyrat bir dünya var dışarıda. O yüzden belki doz olarak biz iyiyi ve mutluluğu dozun biraz üzerinde vermeliyiz. Çünkü törpüleyecekler onu hayatta. Yani gidecek bir aldatılacak, gidecek yani duygusal anlamda bir kazık yiyecek, gidecek bir ne bileyim. Onu da başta dedin yani, ya kucağıma aldığımda hani düşündüm. Hayat öğretecek. Öğretecek. Hayat öğretecek. Yani siz mutlu olmayı öğrettikten sonra dengede olmayı, gamsızlığına kesinlikle çok sevindim. Oğlunun adı ne? Lavinazım. Lavinazım. Olabildiğince gamsız ol çünkü babanın programını izleyeceksin. Şahane bir anne babam var. Keyfini çıkar. Anneannen deden hayatta. Babaannen deden. Oh, keyfini çıkar. Şimdi o kadar hızlı geçtin ki işte onu okudum, bunu okudum, lisans üstüler filan. Biraz onları sayalım mı? Birinci lisans. Tabii önce ekonomi okudum. Meslektaşız. Önce iktisat bitirdim Gazi Üniversitesi. Arkasından bu bittikten sonra işletmeye, iletişimle devam ettim. Sonra iletişimde master, yüksek lisans yaptım. İletişim lisans olarak aldıktan sonra master. Yarım lisans artı master aldım. Onun üzerine bir türlü bitirmediğim bir doktorama devam ettim ama bu arada Amerika'da ve İngiltere'de sinema ve film üzerine, belgesel üzerine pratik deneyim eğitimlerine katıldım uzunca süreler. Onu da neden yaptım? Çünkü bazı şeyler çekmek istiyordum ve Kıbrıs'ın çok tırnak içinde iyi bir tarafıdır. İnsanlar sabah uyanınca ben oldum deyince o oluyor. Öyle biri olmamak için hiçbir zaman dedim ki ben yazıyorum ve bir film çekeceksem yazabildiğim için yapıyorum aslında bunu ama o yüzden sadece ben yazarım. Bir film çekiyorsam, bir senaryo yazıyorsam sebebim yazabilmektir. Neden peki senaryoyu çekip filmi de çekiyorum? Çünkü en iyi kendim yapabiliyorum hepsini bir arada. Denedim daha önce farklı yönetmenlerle çalışmayı ama benim hissimi ekranda görmedim. Görmeyince çok başarılı projeler oldu ama ben onu o tadı almayınca dedim ki kendim denemeliyim bunu.
Bunu kafaya takınca da gidip eğitimlerini aldım bunun üzerine. Hala daha yani bu pandemi sürecinde örneğin bu anksiyete dediğimiz kaygı yönetiminin yeni bir sosyal medyayla yayılan yeni bir yöntemi var. Onun eğitimini aldım 6 ay işte online olarak. Onun adı ne? Yine anksiyete yönetimidir ama ders içerikleri farklıdır. Biraz böyle sosyal medya vatandaşlığı kavramı üzerinden, yeni bir şey üzerinden. Çünkü bir literatür sözcüğüm var. Literatüre benim makalelerimle girmiş olan terör ajansı ifadesi. Aa evet onu sana soracaktım. Terör ajansı diye bir şey kullanıyorsun. Evet terör ajansı ifadesi çeşitli konferanslarla belgelenmiş bir şekilde işte Bangladeş'ten İstanbul'a kadar Londra'ya, Paris'e kadar çeşitli yerlerde belgelenmiş olarak benim ismimle literatüre katılmış bir ifadedir. Terörist grupların sosyal medya üzerinden nasıl sempatizan ve taraftar ve hatta militan topladıklarını anlatan bir bilgi birikimidir bu. Birçok yerde hatta polis teşkilatları da dahil olmak üzere bunları anlatıyorum çeşitli ülkelere de giderek. Üniversitelere bu konudaki özellikle suç eğitimi alan yerlere, kriminal bölümlere. Çok yeni bir şeydir bu ve bu sosyal medya anksiyetesi de bunun bir parçası aslında. Bu terör ajansı dedin değil mi? Bunun altyapısını neyle doldurdu? Tıpkı bir kast ajansı gibi. Terör örgütleri artık sadece dağda, taşta kendini patlatacak, silahla savaşacak insanlar yetiştirmiyor. Sosyolog yetiştiriyor, işletmeci, iktisatçı yetiştiriyor, iletişimci, sosyal medya uzmanları, tasarımcı yetiştiriyor. Ve tüm bunları yaparak çok geniş bir ağ olan sosyal medya üzerinden filtrelemelerle kendi verdiklerimizin üzerinden bizi seçmeye başlıyorlar. Kimleri seçiyorlar? Depresyonda olanları. Mesela sence depresyonda olan bir kişiyi bir süre takip etsen sosyal medyada anlayabilir miyiz? Rahat anlarız. Ailevi değerlere saygı duymayan birini anlayabilir miyiz? Anlarız. Ülkesine, vatanına saygı duymayan birini anlayabilir Doğrudan miyiz? Doğrudan anlarız. Kıskancı anlarız, kavgacıyı anlarız, şiddet yanlısı olanı anlarız, devlet düşmanı anlarız, aşırı milliyetçiyi anlarız, çok solcu anlarız, çok sağcı anlarız. Çoktan kastım her şeyin çokunun kendisine zarar verecek kadar hasta yaptığı. Yani insan kendi ırkını sever ama ırkçı olmaz. İnsan kendi rengini aynada bakınca sever ama renk ayrımı yapmaz gibi. İşte onu o ayrımı yapanları çok rahat eleyebiliyor sosyal medya kendi filtreleriyle. Bu bahsettiğim terör örgütleri de bir ajansmış gibi, bir kast ajansından oyuncu seçer gibi filtrelerle bizi buluyorlar. Ülkemizden dahi IŞİD'e kaçmak üzere olan ve yakalanan insanlar oldu. Ya resmen bir icat yani. Tabii çok sadece hani kayıtlara da geçmiş. Ve o kadar bir şey ki bu yan odamızda cereyan edebiliyor. Biz ebeveynken çocuğumuz hedef almış olabiliyor. Öylesine tehlikeli bir şey. Şimdi kimi okulların öğretmenlerine bu dersleri vermeye başladım. Çocuklara çünkü biraz şey oluyor ya yani her şeyi devletten bekliyoruz. Yok beklemeyelim bunun bir ücreti bir bedeli yok gönüllü olarak. Okuldaki yani kendi arzularıyla öğretmenlere anlatıyorum ki zaman ve zaman çocuklara kendilerine ve çocuk pedagojik formasyon içerisinde anlatabilsinler. Neden? Çünkü çocuklar ilkokulda sosyal medyayla yavaş yavaş tanışıyorlar. Kesinlikle doğru değil tanışmaları ama tanışıyorlar. Bir şekilde sorumsuzluk sonucu tanıştıklarını söyleyebilirim. Bugün çünkü biz demokrasi ve özgürlüklerden bahsederken bugün ileri demokrasi ülkelerinde benim kitabımı bir öğrencim Almanya'da paylaşmak için altına kocaman bu bir reklamdır diye yazmak zorundadır. Yazmazsa sosyal medyada benim kitabımı paylaştığı için para cezası alıyor. Kendi çocuğunu 16 yaşında çocuğunu doğum gününde paylaşırsa para cezası alıyor. Yasaklanıyor. Çocukların yüzüne siyah renkli kalp koymak zorundasınız. Özellikle pedofili konusunda yani bu sanki tepside sunuyormuş muazzam, gibi oluyoruz. Muazzam sıkıntılı şeyler var. Sosyal medya okur yazarlığı konusunda ne diyorsun? Bu bence çok, artık çok önemli. İlkokuldan başlıyor dedin. Çok özür dilerim. Ebeveyn olarak herkes belki gerekli hassasiyeti göstermiyor olabilir. Sosyal medya okur yazarlığı bence ilkokuldan başlamalı. İlkokuldan başlamalı. Şimdi Hazreti Ali der ki çocuğunuzu değil kendinizi terbiye edin çünkü onlar sizi taklit edecek. Biraz da bu konularda kendimize bir program, bir plan sunmamız lazım. Çocuk bizi görüyor neler yaptığımızı.
Örneğin bizim ailemizde çocuğun sosyal medyada yer alması uygun bulmadık. Yani 8,5 yıl oldu. Tüm bunları anlatan ve gören biri olarak yapamazdık bunu ailede kendi çocuğumuza. O yüzden bu sorumluluğun çok önemli olduğunu düşünüyorum şahsen. Yani terör ajansı kavramı böyle bir şey. Çok güncel, çok yeni ama çok etkili ve çok tehlikeli. Çünkü bu Yok. çağın ismi terör çağı artık. Maalesef, Ve maalesef. siber terör çağı üstelik. Sosyal medyada örgütlenen bir terör Çok yapısı var. ürkütücü bir süreç ve bizim çocuklarımız da her yaş grubundan bunun adresindeler. Maalesef. Çok sadece bu konuyla ilgili bir program çekilebilir Kesinlikle. ama bizim zaman kısıtlı. İslam felsefesine nasıl merak sardın? 13 yaşında merak saldım. O orada nasıl bir yol aldı? Çünkü 13 yaşında Şeyh Nazım Kıbrıs ile tanıştım. Ha. Ve yanından hiç ayrılmadım. Yani 29 yıl vefatına kadar kendi hayatımın 36 senesi boyunca ben vakit buldukça yana gittim. Dostlarım oldu. Ailesini tanıdım. Olabildiğince lefkede olmaya çalıştım. Olabildiğince okudum. Olabildiğince inceledim. Hayatımın her evresinde İslam hep oldu. Hayatımın her evresinde hep inceledim. Hep araştırdım. Hep notlar aldım. Hem çalıştım. Sürekli. Aslında tasavvuf benden, ben ondan hiç ayrılmayan bir hayat yaşadık birlikte bugüne kadar. Ve nihayetinde Yeni Amerikan Üniversitesi'nin bünyesi altında kurulan Hakan Mengüç'ün başkanlığındaki Süfa Akademi'nin ikinci hocası oldum. Yani Hakan ve ben ikimiz ders veriyoruz. Online dersler veriliyor. Yüzlerce kişiye ders veriliyor. Tokyo'dan Brezilya'ya kadar insan var. Şimdi ben bunu biliyorum ama bilmeyenler için biraz bu Sufi Akademi'yi anlatabilir Tabii. misin? Şimdi Sufi Akademi insanların bu çağda ihtiyaç duyup kişisel gelişim ve benzer şeyleri aldıkları tırnak içinde çağdaş bir sürü yöntemi içine alan ama temelinde sufizmi benimseyen bir anlatım yöntemi. Tasavvufu anlatıyoruz, sufizmi anlatıyoruz, İslam dinini anlatıyoruz ama tüm bunu anlatırken özü neyse ona en uygun şekilde anlatıyoruz. Yani İslam'ın hukukunun adaletini anlatıyoruz. İslam felsefesinin aslında Kur'an ya da İslam'ın kendisini değil, İslam'ın dokunduğu tüm coğrafyada gelişen sanatı anlatıyoruz. Neyin hikayesini, suyun felsefesini anlatıyoruz. Ve sufilerin hayatındaki hayat biçimlerini, yaşam biçimlerini anlatmaya çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken elbette Hakan da ben de bir anlatıcıyız. Yani Mevlana bir anlatıcıydı ama altında bir evliyalık vardı diyelim. Biz öyle insanlar değiliz. Biz onlardan kesemizi doldurduğumuzu paylaşıyoruz sadece. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ancak insanlar bunu biraz da öğrencilerimize sormak gerekir. Hiç mutlu ayrılmayan insan yok. Ne Yani güzel. katılan herkesin yüzü gülüyor ve bunun için de Mevlana torunuyuz biz. Onun doktrininin dışına çıkmaya da gerek yok. O doktrin bu coğrafyada hatta dünyadaki her insana yeterli bir doktrindir. Yeterince öğretiyor. İnsanın kalbiyle de düşünebilmesini sağlayan bir yolculuk aslında bu. Ki doğduğumuz andan o yolculuğun içinde buluyoruz kendimizi. Yaşamın kendisi bir yolculuk. Hep akan bir su misali hayat. Bu suyun akışındaki ahengi anlatmaya çalışıyoruz. Karşısına bent çıksa da ne yaptığını, bir taşa nasıl takılmadığını, nasıl etrafından geçtiğini, onu nasıl aşındırdığını. Tüm bunları bir felsefe üzerine anlatıyoruz. Bu felsefe de tasavvufun kendisi aslında. Din dil ayrımı olmadan anlatıyoruz. Yani öğrencimiz olan Yahudiler var. Kim olursan ol gel. Öğrencimiz olan Ermeni kökenli, Ermeni inanışında olan, Musevi inanışında olan Hristiyan dostlarımız var. Bunlar Türkler oluyor, bunlar yabancılar oluyor. Ancak Sufizm şu anda hiçbir inancın tek başına ya da tasavvuf tek başına sahip olamayacağı kadar büyük. Derin. O kadar evrensel ki elbette kökeninden beslendiği damarlar İslam'ın güzelliğidir. Fakat geldiği noktada öylesine evrensel ki her inanç semai din olmasa bile kendini onun içinde bulabiliyor. Onu görmeleriyle ilgili bir yolculuk bu. Yani her insan bir açıdan bakıyor hayata. İşte o açıyı biraz yerinden nasıl oynatabiliriz? Kendindeki değişimi nasıl sağlayabilir? Bunu nasıl gösterebiliriz? Bütün dert bu. Yoksa tüm derslerimizde bütün öğrenciler bilir, birinci dersteki kuralımız şudur. Asla hiç kimseyi değiştirmek için uğraşmayacağız. Bir şeyin değişmesini düşündüğümüz anda buna ihtiyaç varsa kendimizde ne değiştirirsek bundan mutlu olacağımıza bakacağız.
Bu birçok kişisel gelişim programlarının da parçasıdır elbette. Ama Hakan Mengüç ve ben bunu anlatırken bunu tasavvufun kendisi üzerine giydiriyoruz. Binlerce yıldır var olan bir anlatımın üzerinden anlatıyoruz. Biraz onun tadı var. Bizde biraz onun keyfi var. Yani onun huzuru, onun çok, mutluluğu var. Çok haz verici. Bir de o mutlu yüzler görüyorsunuz ya elbette. Ayrılırken. Ama yıllarca ben Şeyh Nazım Kıbrıs'ın, Şeyh Efendi'nin karşısında olan o mutlu yüzlerden biriydim. Onun anlattığı hikayeler, onun anlattığı öyküler, onun anlattığı fıkralar bile yüzümü güldürürdü. Çünkü Şeyh Efendi bir Kıbrıslı şeyhti. Yüzü gülen, eğlenebilen, şaka yapabilen bir şeyhti. Şimdi yine tırnak üzerinde içinde söyleyeyim. İnternette gördüğümüz sahtekar hokkabazlardan değildi. O düzenbazlardan, o sapkınlardan değildi. O çok güzel şeyler anlatan, çok eğlenceli ve çok derin bir bilgiye sahip biriydi. Benim yüzümü hep güldürdü. Hep gülümseyerek dinleyebildim. Anlatırken de gülüyorsun zaten. Yani şimdi çok keyif alıyorum. Çok özlüyorum. Gülümsüyorsun diyeyim. Çok özlüyorum onu dinlemeyi. Ama bugün her yerde videoları var. İnsanların açıp onu dinlemesini, izlemesini öneririm. Çünkü en kızgın olduğu anda bile insanın kalbine sevgiyle dokunmayı bilen bir şerbeti vardı. Allah vergisi. Yani ne olur bizde de bir damlası olabilse. Şimdi sen benden daha iyi bilirsin. Platon öğrencisi aracılığıyla Sokrates'in sözleri ta günümüze geldi, evet. Milattan öncesinden. Üç sözünden çok fazla etkileniyorum. Birinci söz, hiçbir bilgi yeni değildir. İkinci söz, ben size hiçbir şey öğretemem ama düşündürebilirim. Üçüncü söz de, endişelerinizden kurtulmanın en kesin yolu başınıza geleceğini bilmektir. Şimdi dedin ya, ta binlerce yıllık bir bilgi kökünden biz bugün bir farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu bize diye. Sanki farkındalık eksikliği oluştu. Bu hızla değişen kapitalist sistem, dünya devleri, işte futbolun bile acayip bir sektör olduğu düzende senin dediğin o kalp, yürekle düşünme, yüreğe dokunma göz ardı edildi. Bu Covid-19'da insanlara biraz hop durun dedi diye ben evet. de onun adını hop taktım. Onun da patenti. Anlayana. Bana ait olsun anlayana, ama çok güzel bir yolculuğunuz var. Bu yolculuğu izlemenizi dilerim. Arzu edenler için tabii. Biraz kitaplara dönelim mi? İlk kitap. 1997 ilk kitap. İpek Yolu isimli bir kitap. İçinde şiirler ve düz yazıların olduğu bir kitap. Düz yazıların ortak amacı İpek Yolu denen o muazzam yolun, yolculuğunun aslında Batı'nın doğuya kurguladığı bir mizansen ve bir ihanet yolu olduğunu anlatmaya çalışan bir çocuk. 1997 yılında işte 26 yaşındaydım. Neden böyle? Çünkü İpek Yolu'yla sözde ticaret yapan Batı, doğunun bütün güzelliğini aldı. Kendi malı yaptı. Sonrasında da doğuyu kirletmeye başladı ters döngüsüyle. Biraz o ihaneti yazmaya çalıştığım bir çalışmaydı. 26 yaşındasın. 26 yaşındaydım. Biraz onu yazmaya çalışıyordum. Sonra? Sonra bir roman yazdım. Sonbahar diye bir roman. Sonbahar romanını 2004 yılında yazdım. Aradaki farkın sebebi şuydu. Kıbrıs'ta işlenen gerçek bir cinayetin gerçek görgü tanığı, yani kapı aralığından cinayeti gören kişinin bana anlatmasıydı. Bu yüzden tarafların hayatta olduğu bir dönemde yazmak istemedim. Çünkü her iki tarafta hayat, yani bir taraf öldü, ailesi vardı, öbür taraf hapishanedeydi. Biraz zaman geçtikten sonra belli değişikliklerle yaptım ki daha sonra bunun filmini çektik. Anahtar sinema filmi bu konuyu anlatan bir şeydi. Daha sonra Oyuncak Araba'yı yazdım. Oyuncak Araba bir benim için kendi romancılığımda artık kendi takip ettiğim ekol. Gustave Flaubert'i çok severim ve o ekolü benimseyen bir kalemim var. Dolayısıyla artık o ekola kendimi oturttuğum bir şeydi. Doçent Doktor Emin'den bahsetmiştim. Dostum, kardeşim, beni değerlendiren. Bunun dışında da 6 tane mektupları değerlendiren. Aslında bütün yazım hayatımı ama mektubu keşfeden bunun diyelim. Bunun dışında 6 tane yüksek lisans tezi ve 4 tane doktora tezinde yazıldım.
Tüm bu tezler içerisinde de özellikle doktora tezlerinden iki tanesinde beni bana anlatan çok önemli şeyler yakaladılar. Onlardan biri de Oyuncak Araba romanıyla kendime ait bir dünya, bir yazım dünyası oluşturmaya başladığımdı. Ama bunun kökeninde de Gustave Flaubert'in yerinin çok güçlü olduğuydu. Ben Gustave Flaubert'in ekolünü takip ediyorum. Taklit değil. Taklit değil bunun altını. Onun yazım hayatının önemini sahipleniyorum gibi Değil işte onun için. bir cümle hiç kurmadım. Doktora tezi evresinde böyle bir cümleyi araştırmacılar kurdu. Yani sizin temelinizde böyle bir şey var. Ben biliyordum ama kurmadım. Ama hiç söylemememe rağmen bu o tezlerin içerisinde yer almaya başladı. Bu benim için keyif verici bir şeydi. Çünkü işte akşamdan sabaha yazdığınız romanı çıktı, herkes okudu, beğendi. Mesele bu değildir. Romancılıkla devam edecekse hayatınız, ki hedefim o, bütün hayatım bu. Arada yazdıklarımın dışında esas yazarlığım roman yazarlığı. Eğer böyle devam edecekseniz mutlaka hayatta bırakacağınız bir yol olmalı. Çünkü ya takdir edersiniz ki az sayıda kişinin, yüz binlerce kitabı satılıyor ülkemizde veya satılmıyor hiç kimsenin gibi şeyler. Yani birkaç hafta önce kendi hesaplamalarımla 600 binin üzerinde toplamda hayatımda kitap satmışım. Çok güzel bir rakam. Dolayısıyla işte yeni bir hedefim var. 1 milyona. 1 milyonu geçtim demek isterim. Kendi kendimle bir yarışım var bu konuda. Zaten kendinle yarış. Dolayısıyla böyle bunu yaparken geçmişe bir iz bırakmak için tabii ki zor bir yoldan yürümem lazım. Birinin açtığı yoldan gidemem. Yani kendim o zor yoldan yürümem lazım. Biraz bunda zorlanıyorum açıkçası. Çünkü roman yazma eğilimime ara vererek devam etmek zorundayım. Oysa hayatımı 7/24 roman yazarak geçirmek isterim. Hayalim budur. 7/24 roman yazarak yaşamak isterim. Fakat böyle olmuyor. Bir şey bırakma gailesiyle de çalıştığım için daha hassas ve daha ince görmem gerekiyor o sözcüklerin her birini. O yüzden daha uzun zamana yayılıyor bu hikayeyi örgülemem. O arada da başka şeyler Bu giriyor arada başka devreye. şeyler yazıyorum Şimdi tabii. tam da yani değerli izleyenler, tanınmayan Kıbrıs'ın tanınan çok fazla değeri var. Ama onların değeri Kıbrıs'ta ne kadar biliniyor? Ben hep onu sorguluyorum. Bu değerlerden biri de Profesör Doktor Vamık Volkan. Kendisini tanıdığım için, program yapabildiğim için çok mutlu addediyorum kendimi. Bir tek küçük anekdotunu anlatacağım. Sen onun artık hayatının en gizli köşelerine kadar biliyorsun ama ben izleyenlerle bunu paylaşmak isterim. Vamık Bey'in dediği bir cümle var. Yıllardır Amerika'da inanılmaz konforlu bir hayatta yaşıyorum. Bir kere toprağa elimi değmedim. Ama imkanım oldukça hep Kıbrıs'a geliyorum. İlk yaptığım evimin kapısını açıp ardından bahçeye çıkan kapıyı açıp elimi toprağa koymak. Çünkü bura benim vatanım. Şimdi bunu duyduğumda tüylerim benim diken diken olmuştu. Bir psikanalistin divanında. Müthiş bir çalışma. Biraz onu konuşalım mı? Tabii. Vamık Hoca ile yaklaşık 10 yıllık bir geçmişimiz var. Bu 10 yılda kaleminden çıkan her şeyi okudum. Kendisiyle ilgili senin program dahil her Ha, şeyi onu da didik didik izledin izledim. mi? Hayatında eksik bırakmamak için gittiği birçok yere gölgesi gibi peşinden gittim. Başka ülkeler ve başka konferanslarda onun Onlara da yanında oldum. gittin. Her anını inceledim, her anını yaşamak istedim. 13 Aralık onun doğum günüydü Nice ve yaşları olsun. 88. yaşına bastı. Fıstık gibi hala Allah nice maşallah. ömürler versin. Amin. Amin. Çünkü her bir cümlesi hayatımızı değiştirecek kadar önemli. Olağanüstü bir zekaya sahip. Ama Volkan, önce bunu söylemem gerekiyor. Çok üst bir zeka. Yani üstün zeka falan da demiyorum. Çok üst bir zeka. Türkçesi muazzam bir Türkçe. Yani konuşurken zor gibi geliyor ama yazarken benim de en edebiyatçı öyle öyle cümle dökemez. İngilizcesi fevkalade bir İngilizce. Bir Amerikan, bir İngiliz böyle bir İngilizce yazamaz, konuşamaz, yapamaz yani. Öyle bir İngilizcesi var. Tüm bunlar öğrendiği şeyi %100 öğrenebilme kapasitesiyle ilgili.
Geceden sabaha oturup 500-600 sayfalık bir kitabı bitirebilecek kadar hızlı okuyabiliyor. Aynı şekilde yazabiliyor. Yani ben onun kitabını yazarken o 6 kitap bitirdi. Yazarak 6 kitap bitirdi. Binlerce, kaç yıl sürdü ön hazırlığı? 5 yıl kadar çalıştık birlikte kitap çıkana kadar. Ama o kitap çok özel bir kitap. Çünkü hem Türkçesi çok rekortmen bir kitap oldu. Satışında, dağıtımında, dünya üzerindeki yerlerde vesaire. Hem İngilizcesi. İngilizcesi 2019 yılında İngiltere'nin en iyi kitabı seçildi. Ve döndüğü 2019 yılından itibaren bu yılda dahil Amerika'nın yanılmıyorsam 11 aydır hep en çok satanlar listesinde duruyor. Yani onun için yüreğim alkışlıyor ya seni. Yani kimi yerde birinci sırada, kimi yerde beşinci sırada ama muhteşem 11 aydır kesintisiz olarak kitap ilk 10'da duruyor. Onlarca eyalette böyle Amerika'da. Yine aynı dönemin sonunda normal bir sonuç olarak İngiltere'de en çok satan kitaplar arasına girdi. Defalarca listelerde. Bunun birkaç önemi vardı. Birincisi elbette ki Vamuk Volkan'ın isminin olmasıydı. Çünkü Vamuk Volkan bizdeki gibi değil. Vamuk Volkan dünya markası. Vamuk Volkan bir konferans salonuna girdiğinde birkaç bin insanın dakikalarca ayakta alkışladığı bir isim. Vamuk Volkan dünyanın dört bir tarafından bugün dahil her gün yüzlerce soru sorulan bir isim. Mülakat için insanların sırada aylarca beklediği bir isim. Yani bizim burada işte Çatoz'da doğdu, çıktı, gitti. İşte 17 yaşında ve şu oldu, bu oldu. Bizim ülkemizde tanımını koyarsam kaba olacağımı düşündüğüm bir beğenmeme rahatsızlığı var. Yani biz beğenmiyoruz. Yani biz, bak ben de buralıyım, doğma büyüme, biz beğenmiyoruz. Böyle bir rahatsızlığımız var. Yoksa baktığımız zaman olağanüstü bir şeydir. Şimdi Vamuk Volkan gelip de Kıbrıs'ta barış olacak derse ülkedeki bütün sağcılar onu parçalar. Kıbrıs'ta işte Annan Planı döneminde geldi, olmayacak dediğinde bütün solcular onu parçaladı. Ama ne öngördüyse doğru çıktı bugüne kadar. Yani demek istediğim, bizde söyleyen kişinin dediği şey kendimizce benimsendiyse o önemli biridir. Benimsenmediyse o dünyanın en kötüsüdür. Yani onun nasıl biri olduğuna hiç bakmayız. Hiç önemli değil. O son damlası neyse o. Ya bardağın içerisinde çok koskocaman, koskocaman bir bardak, içinde pırıl pırıl bir su var. İçine bir damla mürekkep damlattığımızda o su hafifçe bir renk değiştiriyor, değil mi? Bir insan böyle değil. Bir insanın bir sözü beğenmediğiniz zaman o sözünü, o insan sadece o sözünden ibaret değil. Onu görmek lazım, onun derinliğini görmek lazım, onun geçmişini bilmek lazım, neler yaptığını bilmek lazım. 600'ün üzerinde üniversitede kürsüsü olan bir insandan bahsediyoruz. Freud profesörü unvanı taşıyor ve Nobel aday gösterildi. 5 kez aday gösterildi ve ilginçtir, kendi soyumuzdan gelen kimi ülkeler yüzünden Nobel'i alamadı gibi şeyler yaşadı. Ve tabii çatışma, uluslararası çatışma alanında şu anda dünyanın müracaat ettiği bir isim ve o bir Kıbrıs Türk'ü, değerli izleyenler. Ferhat Atik'in kaleminden kitabı lütfen bulunuz. Eğer okumadıysanız, okuyanları tenzih ediyorum. Bir psikanalistin kendi divanında bir psikanalist. Çok dilerim okumanızı. Oradan hemen şeye geçeceğim Ferhat. Göç belgeseline. Evet. Sanıyorum ilhamında bu var, değil mi? Tabii, yani konuşmacımız Vamuk Volkan tabii burada. Göç meselesi beni her zaman yaralamış bir meseledir. Hayatım boyunca bu beni yaraladı. Ailemin hiçbir ferdi Kıbrıs adası içerisinde göç yaşamadı. Biz Lefkoşa Suriçi insanlarıydık. Asmaaltı Suriçi, Arabahmet Mahallesi. Hep o dolaylarda doğduk büyüdük. Ailem de oralarda. İşte Tahtakale dediğimiz, Tahtagala dediğimiz yerde annem doğdu. Bugün Güney Kıbrıs'ta, Güney Lefkoşa'da kalır. Fakat o kendi arzularıyla taşındılar. Göçle gelmediler. Babam aynı şekilde Lefkoşa, İbrahim Paşa Mahallesi diye bir mahallede doğdu. Hep böyle. Ancak ülkemize gelen göçmene zaman zaman gösterilen muamele hayatımın her evresinde beni rahatsız etmiştir. Sürekli bir incindiğim taraf oldu. Yani doğma büyüme buralı olmayan ama bizimle yaşayan insanın
her birini bu topraklarda benimle yaşıyorsa ben kardeşim belledim. Kötüsünü de iyisini de, temizini de pisini de, hırsızını da, aldatanı da, çok iyi olanı da. Nasıl ki kendi Kıbrıslılık içerisindeki toplumda tüm bunlardan varsa, yurt dışından buraya gelen, onlarca yıldır gelen insanlarda da olabileceğini hep düşündüm. Neden? Çünkü sosyal toplum ya da sosyalist düşünce veya benzer kavramların hiç kimse tarafından sahiplenemeyeceğine inanıyorum. Bugün ben solcuysam, benim Kıbrıslı insanlarım dışındaki insanlar burada olamaz deme şansım yoktur. Hı hı. Ben sağcıysam, bir ülkeyi seviyorsam, o ülkede yaşayan her insanı sevmem gerekir. Hiçbir ideolojik tartışmanın parçası olmamalıdır bir coğrafyada yaşayan göçmenler. Çünkü dünya gezegeni o çizgilerden arındırılmış, yaratılmış bir gezegendir ve bu çizgileri kendi aklımızda, bu keşke duvarları, bu duvarları kendi psikolojimizde kurduk ve birileri diğerlerini beğenmemeye kendi kalplerinde başladı. Ancak hayatım boyunca en temel felsefem şu olmaya çalıştı. Yani aslında bunun hata yapa yapa öğrendim. Hı. Yani doğduğum günden beridir böyle değilim. Tonla hata yaparak öğrendim bunu hayatımda. Açıkça da zaten en zor olan şey insanın kendine dürüst olması. Yani sen şu anda yaptığın şey de yani bu. Yani çok hata yaptım. Kendime karşı da yaptım. Başkalarına karşı da yaptım. Kendimi de üzdüm. Başka insanları da üzdüm. Kimi zaman isteyerek üzdüm. Çok pişman oldum. Kimi zaman istemeden üzdüm. Hı. Çok üzüldüm falan. Ama bugün geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki kusur arayan huzur bulamaz. İnsanlarda kusur aramamak gerekiyor. Kusur aradığımız sürece kalbimiz törpüleniyor. Huzur arıyorsak kusur aramamamız lazım. Bugün aşırı muhalif kalemi olan dostlarımız bunları yaptıkça huzurlu olamadıklarını görüyorum. Mutlu değiller ve mutluluğu yaptıkları şey zannediyorlar. Bunu tatmadıkları için. Kusur aramamayı öğrendiğiniz zaman öyle farklı bir huzur geliyor ki insan hayatına. Öyle başka taraftan yakalıyorsunuz ki insanları. Yani bugün Mevlana'nın sözü var. Karşınızdakinin diyor, kalbinde iyiliği ararsanız kötü insan kalmaz. Her insanda yakalanacak bir şey vardır. Bunu hatalarla öğrendim. Büyüyerek öğrendim. O falan falan daha neler öğreneceğiz, ne hatalar yapacağız, o da ayrı bir şey. Ama bunlara baktığımız zaman işte göç benim için hep sancı oldu. Neden ülkemde yaşayan diğer insanlar olsun? Neden o insanlar bu ülkenin insanı olmasın? Buradan düşünmeye başladım. Sonra üniversitede ders verirken öğrencilerimle birlikte Kırlangıç diye bir mini belgesel çektik önce. O da şuydu. 1975 senesinde gönüllü göçlü ülkemize gelen bireyler. Hı hı. Bir sürü köye gittik ve o kişilerle sohbet ettik. Bir kısmı burada olmaktan ne kadar mutlu. Çoğu mutlu. Hemen hepsi mutlu. Ama bir kısmı biz buraya gelirken bize böyle söz verilmedi diye kandırılmışlar dönemin rejimi tarafından. Bir kısmına toprak vaat edilmiş, verilmemiş. Bir kısmına iş vaat edilmiş, verilmemiş. Çok uğraşmışlar, çok sıkıntı yaşamışlar. Vatandaşlığı çok zor almışlar falan. Ben bunları gördükçe daha da bir doldum ya. Daha iyi bir şey yapmam gerekir. Sadece burada yaşanmıyor. Çünkü dünya üzerinde her coğrafya göç aldı ya da verdi. Tabii eksiksiz. Tabii ki. O yüzden bu belgeselin biraz şu anda nam salma nedeni bu. İzlenen her ülkede birine dokunuyoruz. Ve buna dokunan dünyanın bu konudaki en profesyoneli. Volkan konuşuyor. Yüzlerce mail alıyorum. 9 ülkede gösterim yapıldı. Ondan önce ilk gösterim yeri Nijerya'dır. Çünkü Nijerya dünya tarihinde oransal en büyük göçü veren ülkedir. İlk gösterimin orada olmasını istedim ve orada yapıldı. Sonra Fransa'da gösterildi. Sonra 9 Türk ülkesinde gösterildi. İşte şimdi 18 Aralık'ta da inşallah Dünya Göç ve Göçmen Günü. Dolayısıyla o gün yayınlanmasını istiyorum. YouTube'da online olarak 24 saat herkesin izlemesini açacağım belgeseli. İzleyen yüzlerce kişi, ama yüzlerce kişiden mail alıyorum ve bana diyor ki insanlar, mesela İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler, bana diyor ki yazanlar, kendimizi tanımladık. Ve biraz rahatladık. Yani bir ülkede yerli olmamanın neler yaratabileceğini, neden böyle hissettiğimizi, onların nasıl hissettiğini, hem kendi ülkemde ötekiyle beraber yaşamayı, hem başka ülkeye gidip öteki olmayı. Bunları hissettik diye anlatıyor çok ciddi aslında kalemler. Aslında Ferhat, tasavvufla da bunu bağlarsak eğer, sen bu projeyle tabii ki
üstadımız Vamık Volkan'ın desteğiyle ayna olma yolunda bir rehberlik ediyorsun dünya göçmenlerine ve göç kabul edenlere. Göç kabul edenler. Yani tek taraflı bir şey değil. Kesinlikle. Bu. Göç kabul edenler ve göçmenler. Evet. İki ayrı realiteyi konuşuyoruz, evet, burada ama çok da kıymetli bir şey. Ödül almak yaptığın işin mutluluk ve haz vermesiyle eşdeğer. Hani mutluluk üstüne kurgulu bir hayat bahsettin, evet, ya. Şimdi 16. ödülü aldın ama bir devamı var bunun. Şubat 2021'e kadar, değil mi? Evet, yani 12 ay doluncaya kadar, çünkü o tarihten sonra 12 ay doluncaya kadar 22 ödül müydü bu? 22 ödül almamız durumunda bir ilk olacak. Evet, bir ilk. Hintli yönetmenle yarışıyoruz. O da iyi gidiyor. O kaçıncı ödülde? Aynı sayıdayız. 16. Bir o öne geçiyor, ben önüne geçiyorum. Böyle bir durumumuz var. Ancak bir online yarışmada ben ona oy verdim. Ay, çok rekabette nezaket. Yani özellikle ben ona oy verdim bir şeyde. Fransa'daki bir yarışmada. Özellikle ona oy verdim ben. Ve keyifle verdim. Yani işte o 22 olur da ben 21 olurum. Hiç üzülmeyeceğim buna. Ancak bu yıl için şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Bu ödüllerin her biri beni de aşan yerlerden geldi. Yani benim de hayalimin üzerinde yerlerden geldi. Yani örneğin Hindistan'da bir ödül aldık. Yaklaşık 2000 küsür filmi geride bırakarak. İşte Fransa'da bir ödül aldık. 3500 filmi geride bırakarak. Ve bu 3500 film içerisinde 2-3 milyon dolarlık proje yapanlar oldu. Aldık derken? Aldık derken ben sadece yönetmeniyim. Yani hikayesini ben yazdım, yönettim ama benim yanımda, benimle birlikte olan örneğin görüntü yönetmenim var. Tevazun için estağfurullah. Yani görüntü yönetmenim var. Görüntü yönetmenim. Elbette ki ekip işi ama yazan ve yönetenin Ferhat Etik olduğu. Öne çıkıyor. Sürekli bu bilgileri paylaşıyorum. Çocuklar, arkadaşlarım çok seviniyor. Mesela Şakil Efti, Bangladeş kökenli bir görüntü yönetmeni benimle birlikte çalışmış olan. Yine Vedat Kılıç Aslan, dostlarımdan bir tanesi, Bursa'dan bize katılan bir dostum, veya Hindistan'dan Hanan Yasir ana kurgu yönetmenliğini yaptı bizim için. O da Hintli. Yani dünyanın dört bir tarafından katkılar var. Veya seslendirme sanatçımız İngiltere'den, beste Romanya ve Bulgar ortaklığı. Evrensel yürüyen projelerde. Tabii, ama bunlar hep özgün şeyler. Yani bir Suriye kampını çekmek istediğimizde Suriye kampına kameralar gönderilip çekildi. Ya da bir bu belgesel için belgesel izletildi ve bir Romanya Bulgaristan ortaklığı bir şirkette beste yaptırıldı. Ses özel olarak çektirildi gibi. Hepsini, çünkü bu uluslararası festivallerin, katılabildiğimiz festivallerin çoğu belli kriterlerin altında yayınlamıyor. Ya yani TRT'yi bile düşündüğümüzde bugün TRT belgesel kanalının belgesel yayınlama formatı şöyle bir kitaptır. O kitaba uygun yapmazsanız TRT yayınlamaz belgeselinizi, bu derece. Ya. Şimdi önümüzde gurur verici bir hadise daha var. O da IDI dediğimiz International Dialogue Initiative diye bir kuruluş var. IDI dünyanın en büyük düşünce kurumlarından bir tanesidir. 70 ülkeye yakın temsilciliğin bulunduğu, hakikaten hem parasal gücü çok yüksek hem etki alanı çok büyük bir kurumdur IDI. IDI bu filmi kendi üyelerine gösterme talebinde bulundu. Ve kendilerine ben onayladım. Yani gösterim için onayladım. Şimdi birlikte tarihi belirlemeye çalışıyoruz. Bu ayrı, bu büyük bir gurur. Yani çok bu tüm bunlar içerisinde verici. Ben bu bana çok heyecan, mutluluk veren bir şeydir. Çünkü yani ilk gençlik zamanlarımdan beridir bildiğim bir yerlerde böyle bir düşünce kurumu varmış diye düşündüğüm, okuduğum bir kurum şimdi bir filmimi göstermek istiyor. Bu hakikaten çok mutluluk verici bir şey. Şimdi sevgili Ferhat, programın sonuna geliyoruz. Benim hayatta en çok kıymet verdiğim şey tevazuyla bezenmiş özgüven. Sana baktığımda bunu görüyorum. Teşekkür ederim. Yani tevazu ve özgüveni esvap gibi taşımak çok kıymetli. Bir cümlen tekrar edecek şekilde aklımda kaldı. Kusur arayan huzur bulamaz.
Değerli izleyenler, bir programın gerçekten sonuna geliyoruz. En son şu kitapları da soracağım. Ama şu anda yaşadığımız coğrafyadaki en büyük huzursuzluk kaynağımız, şikayet üzerine örgülü ve gerçekten kusur arayarak hayatları kararttığımız bir kaos içerisindeyiz. O kadar güzel anlattı ki lütfen bunu isterseniz reklam olarak alınız ama benim yüreğimden söylediğimi bilerek alınız. Ferhat Etin kişisel sayfasını takip ediniz. Oradaki açılımları izleyiniz. Ben bugün burada bir Kıbrıs değerini ağırlıyorum ve bu değere de sahip çıkmak aslında öze sahip çıkmak oluyor diye bir küçük ara açmak isterim. Vamık Volkan gibi dünya değerleri de dahil olmak üzere. Bana armağan olarak getirdiğin kitapları şöyle uzatsam birer cümleyle. Önce kaç kitap yazdın toplam? 15, 16. dün gece bitti. Dün gece benden çıktı 16. kitap. Harikasın. 16 kitap kaç ödül? Ya belgesellerle birlikte 70'e yakın bir şeyler. Evet, bana armağan getirdiğin kitaplar var bugün. Bunlar evden getirmeyi unuttuğum için arabamda olanları getirdim. Peki evdekileri de bekliyorum. Bunlardan bir tanesi birkaç dilde yazılmış Sayın Cumhurbaşkanımızın biyografisi. Ha, en son onu yaptınız değil evet, mi? Bu çok benim için çok keyifli bir çalışma oldu. Çünkü Ersin Bey çok... Şöyle göstereyim tabii, onu da. Yani Ersin Bey kendisiyle evet, çok keyifle çalışılacak bir insan. Hiç vazgeçmedim evet, demiş Sayın Cumhurbaşkanı. De öyle, o ismi ben buldum ama gerçekten öyle biri. Adını sen koydun. Koydum ama gerçekten şahane. Öyle biri. Bunlar Destek Yayın Evi'nin bir serisi. O seriye üçüncü kitabımı verdim. Bu biten dün gece biten o mu? Dün gece biten başka. Bu, sana yetişmek mümkün değil. Bir tanesi İbn Arabi kitabı. İbn Arabi'nin benim için özelliği, hayatım boyunca yazmak istediğim bir yazardı. İbn Arabi. Kimi seviyorsan herkesin yüzünde onu görürsün. Kitabın ismi bu, özellikle koyduk. Çok yüksek satışı olan, harika bir geri beslemesi olan bir kitap oldu benim için İbn Arabi ve çok mutlu oldum. Yani haddime düştü ve yazdım diyeyim. Çok haddime düştüğünü düşünmüyorum çünkü İbn Arabi gibi birini yazmayı ama bu felsefe serisi küçük, her şey içinde barındıran, çok hızlı okunabilen. Kaç tane bu seriden kitabım var? Ben 3 tanesini yazdım ama toplamda bu seri 35'e yaklaştı. 35. Filozoflar, tasavvuf erbapları, alimler yazılıyor bu seride. Muazzam satılan bir kitap. Peki dün akşam bitirdiğin neydi? Dün akşam bitirdiğim Rüstem Tatar'ın hayatı. Aha yine... Rüstem Bey'in hayatı bitti dün akşam. Yakında baskıya gidecek. İlk kez burada söylemiş olduk. Aman Rüstem Bey'in hayatı. Değerli izleyenler, Türkiye'den de çok izleniyoruz. Sayın Rüstem Tatar, Cumhurbaşkanı, Sayın Ersin Tatar'ın babası. Teknokrat bir bakan olarak da geçmişte bu ülkeye hizmet vermiş bir isim. Ona ne kadar hazırlık yaptın? Vamık Bey'inki 5 yıl. Çok hızlı yazdım ama uzun bir süre çalıştı kendisiyle. Uzun bir çok süre. Hızlı yazdım onu. Yani aralıksız nefessiz yazdım onu. Bu arada tabii Kıbrıs Cumhuriyeti öncesinde Kıbrıs'ı Türk ve Rumların ortak yaşadığı dönemde Sayıştay Başkan Muavini, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Sayıştay Başkanı Rüstem Tatar. Biraz yine şey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kara kutusu. İnanılmaz bir inanılmaz bir içerik var kitapta. Ben yazdım diye söylemiyorum ama çünkü inanılmaz bir hayat var. İnanılmaz bir birikim var. Şaşkınlık içerisinde dinledim birçok olayı. Çok büyük, çok şaşırdım bazı şeylere. Hiç kimsenin bazı yerlerde konuşamadığı, söyleyemediği şeyler dinledim kendisinden ve aktardım kitaba. Tam bir kara kutu. Çok zor ağzından laf alındı. Çok büyük bir hayat ve, var. Evet, bir kara kutu kitabı daha geliyor efendim. Bu Şems. Başucum. Evet, Şems-i Tebrizi kalbinde iyilik biriktirenin yolu hep açıktır. Kitabımızın ismi bu. Bunu Hakan Mengüç'le iki kitabı birlikte başlayarak bitirdik. O Mevlana'yı yazdı, ben Şems'i yazdım. İki kitap birlikte alınırsa daha manalı oluyor. Çünkü birbiriyle bütünleşiyorlar. Tıpkı Şems ve Mevlana gibi. Hakan Mevlana'yı yazdı, ben Şems'i yazdım. Hayatımdaki rekortmen kitaptır. Çok yüksek satışlara Bununla açtık, bununla kapı. Kaç satışa ulaştı? Aslında şöyle,
satış hızı 100 bini geçti. Satış hızında en hızlı çıkandır. Kristal Gece diye bir romanım var. Yahudi soykırımını anlatan bir roman. 135-140 bine yaklaştı satışı. Rakamsal olarak odur ama bu onun süresinde çok geçecek, bellidir. Hiç durmadan baskıya giriyor. Bir de şimdi çıkan Getiremediğim kitap var. Yani şu anda satışta olan kitap Atatürk. Onu ne kadar sürede yazdın ve Atatürk'ü hangi perspektiften yazdın? Atatürk'ü travmatik psikolojisi üzerine kurguladım. Bütün acıları üzerinden nasıl o acılardan çıkıp yaratıcı bir lidere dönüşülebiliyor yazdım. Özellikle annelerin, babaların çocuklarına okuduğu bir kitap olmaya başladığını duydum ve inanılmaz mutlu oldum bundan. Özellikle Türkiye'de. Tabii Atatürk'ün kendi ismi zaten satışta hiçbir engel tanımıyor. Ama saygı, rahmet ve minnetle gerçekten yüce atamı. Evet, yine aynı seriden ve anmak isterim. İz bırakıyorsun sevgili Ferhat Atik. İnşallah. Bıraktığın izlere teşekkür ediyorum. Son bir cümle alabilir miyim? Programın sonuna geldik. Son bir cümle söyleyeyim tabii. Aslında o sloganı söylemeyi düşünürdüm ama onu biraz açarak söyleyeyim ben. Tek cümle olmasın. Şikayet etmek yerine var olanın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Çünkü bizi var eden şey erişmek istediklerimiz değil, elde ettiklerimiz aslında. Bu yüzden de elde ettiklerimizin bir lütuf ve bir armağan olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunun bir armağan olduğunu anlamadığımız sürece mutlu olamıyoruz. Mutluluk olduğunu zannettiğimiz şeyleri yaşıyoruz. Oysa küçük bir örnekle tamamlamak isterim. Şeyh Efendi bir gün etrafına hepimizi topladı. Çok zengin biri vardı aramızda. Bir prens vardı aramızda. Gerçek bir prens. Ve dedi ki hep birlikte bir nefes alın dedi. Hep beraber derin bir nefes aldık. Ve dedi ki bu nefesi veremezseniz ölürsünüz. Hayat bu kadar. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Seni ağırlamak büyük bir keyifti. Evet değerli izleyenler, Sahici Sohbetler'de yazar Ferhat Atik'i ağırladık. Ben çok keyif aldım. Tabii ki bir dizi program çekmem gerekecek onu size tam olarak aktarmam için. Ama bugünkü işaretlerle keşfi size bırakarak haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın ve lütfen o sözü unutmayın. Kusur arayan huzur bulamaz. Hoşça kalın.